Yeni askerlik düzenlemesi Başkan Erdoğan'dan onay aldı. Şimdi de meclise sunulacak ve büyük ihtimalle de bayramdan önce yasalaşacak. Düzenleme ilgili tüm ayrıntıları ATV Ana Haber'de sizinle paylaşmıştık. Karanlıkta kalan tek nokta ise halen silah altında olan askerler. Peki onlar diye sorarken onları kastettik. Yani askerlik süresi kısalırsa 6 ayını dolduran er ve erbaşların erken terhisi söz konusu olacak mı? İzleyelim. Yani halkımızı, gençlerimizi çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Yeni askerlik sistemi tamam. Başkan Erdoğan'dan onay aldı ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor. En kısa zamanda bitireceğiz. Bayramdan önce bu yasalaşır mı? Çıkar inşallah. Milli Savunma Bakanı yeni sistemin tüm detaylarını anlattı. Akıllardaki soru silah altında olan erlerin düzenleme sonrası terhis edilip edilmeyeceği. Yeni sistemle birlikte zorunlu askerlik 6 aya inecek. 6 aydan sonra isteyen terhis olacak. İsteyense 2000 lira harçlıkla askerliğini 12 aya tamamlayacak. Sadece harçlık değil, askerliğini uzatmak isteyenin ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, müzelerin ücretsiz ziyareti gibi imkanlar sağlanacak. Hatta askerlik bittikten sonra da orduya personel alımında ve TOKİ'den ev alma durumunda önceliğe hak kazanacaklar. Peki ya kışta da 6 ayını tamamlamış mevcut askerler ne yapacak? Onların da terhis edilmesi mümkün mü? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerle sohbetinde bu soruya olabilir yanıtını verdi. Kışladaki askerin durumu şimdilik muamma gibi görünse de meclisteki görüşmeler sırasında önergeyle durum netleştirilecek. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi düzenlemenin mevcut askerleri etkilemesi ve 6 ayını dolduran erlerin terhis edilmesi bekleniyor. Yeni sistemde dikkat çeken ama gözden kaçan bir başlık daha var. O da askerliğini hekim olarak yapanlar. Bizim doktor ihtiyacımız var. Özellikle doğuda, güneydoğuda, özellikle Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki görev yapan birliklerimizde. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıyor. Askerliğini doğuda yedek subay olarak yapan doktorlar şark görevi yükümlülüğünü tamamlamış sayılacak. Mecburi hizmetleri kalkacak.